zamanla güçleri azalmış olsa bile bu tür radikal gruplara devletin müdahalesi daha sert olabilir eğer yapılırsa, ama pekala gündeme gelebilir. Ama burada gündeme gelebilmesi için bu grupların siyasi iktidara açık bir şekilde meydan okuması lazım. Ben açıkçası bunun olacağını sanmıyorum. Ama bu potansiyel hep var olacak. Eğer bir hata yaparlarsa, hatayı şey anlamda kastediyorum, iktidar gözünde bir hata yaparlarsa, o zaman çok kolay bir çok kolay olacaktır siyasi iktidar için bunları etkisini kırmak. Zaten bunu şundan da biliyoruz. Türkiye'deki bir takım daha sert selefi cihatçı gruplar, silahlı örgütlenmeye yatkın ya da doğrudan buna yönelmiş olan gruplara yönelik çok kolay bir şekilde operasyon yapabiliyor güvenlik kuvvetleri. Bu operasyonların sonucunda çok sayıda kişi alınıyor, bir kısmı bırakılıyor falan, ama sürekli bir bunlar kontrol altında oldukları duygusu bu gruplara tattırılıyor. Bu tür yapılardan en meşhurlarından birisi bir şahıs Ebu Hanzala denen kişinin de uzun zamandır cezaevinde olduğunu biliyoruz. Bunları pekala devlet istediği zaman alıp bırakabilme gibi bir imkana sahip. Yani bu anlamda devletin Türkiye'de radikal grupları kolaylıkla denetleyebildiğini, kolaylıkla, yani bu kolaylıkla derken çok kolay anlamında söylemiyorum, ama bunu kendine dert edindiği zaman bu grupların önünü kesmek, etkisini kısıtlamak, faaliyet alanını iyice daraltma imkanına büyük ölçüde sahip olduğunu görüyoruz.